dostlar selam. Görgü kuralları ve zarafet eğitimimize hoş geldiniz. Bugün estetik oturuş üzerine konuşacağız. Oturmak ne kadar zor? Aslına bakarsanız insanoğlu için oturmak çok zor. Oturduğumuz pozisyonda uzun süre kalması da çok zor. Neden? Çünkü çok azımız gerçekten spor yapıyor. Kaslarımız çok azımızın gerçekten güçlü ve vücudumuz esnek. Çoğumuzun bacak kasları yeterince güçlü olmadığı için bacaklarımızı kapalı tuttuğumuz bir estetik pozisyonda çok uzun süre kalamıyoruz. Dik bir şekilde çok uzun oturamıyoruz. Çünkü sırtımız ağrıyor, belimiz ağrıyor, yavaş yavaş öne doğru çökmeye başlıyoruz. Sırt kaslarımız, belimiz güçlü değil, karın kaslarımız güçlü değil. Çoğumuzun omzu öne doğru o yüzden bir süre sonra kendimizi yayıyoruz. Nasıl estetik bir şekilde uzun süreli oturabiliriz. Otururken elimizle sandalyeyi kontrol etmemize gerek yok. Çünkü zaten baldırımız ya da dizimizin arkası sandalyeyi hisseder. Orada mı değil mi anlar. Bir bacağımız baldırımızla ya da dizimizin arkasıyla oturacağımız yeri hissederken Diğer bacağımız biraz öne doğru çıkar. Otururken sandalyeye bir yerden sonra çökmeyiz. Bu çökme şu nedenden olur. İki bacağımızı da aynı hizada tuttuğumuzda üst bacak kaslarımız güçlü olmadığı için bir yerden sonra dengemizi kaybeder ve sandalyeye gömülürüz. Hop diye çökeriz. Bunu engellemek için tek bacağımız birazcık önde olursa belirli bir denge verir bize. Sandalyeye kendimizi bırakmadan, kendimizi tutarak oturmamızı sağlar. Sandalyenin önce ucuna otururuz. Daha sonra ellerimizle hafifçe kalkarak kendimizi geriye ittirir ve sırtımızı sandalyenin arkasına veririz. Omzumuz ve kalçamız ve ayaklarımızın ucu aynı yöne bakıyor olmalı. Temel oturuş pozisyonunda dizler birbirine değiyor olur. Ayaklar yan yana, paralel aynı noktaya bakıyor olur ve onlar da birbirlerine değiyor olurlar. Eğer bacak kaslarınız özellikle bacak iç kasları güçlü değilse bir süre sonra bacaklar kendini koyu vermeye başlar iki yana doğru açılır. Estetik oturuş şekilleri neler? Birincisi klasik oturuştur. Bildiğimiz bacak bacak üstüne atma. Bu noktada iki ayağın ucu da eşit aynı noktaya bakmalı. Bu önemli. Estetik görüntüyü işte iki ayak ucunun aynı noktaya doğru bakması verir. Kimimiz bunu yapamaz. Kimimizin vücut yapısı İki ayağı o şekilde paralel tutmaya uygun değildir. Ve bir süre sonra yukarıdaki yani dizin üstünde kalan bacak yamulmaya başlar. Ve kıyafetimiz bu oturuş tarzının bozulmasına uygun bir kıyafet değilse yani bir mini dar etek ya da elbise varsa sıkıntı yaşarız. Kendimizi rahatsız hissederiz. Bir başka estetik oturuş, klasik oturuşta Aşağıdaki yani yere basılı olan ayağın bacağın sağ ya da sola doğru gitmesi bize estetik oturuşu verir. Genç kız oturuşu ise yukarıdaki ayağın bacağa dolanması anlamına gelir. Bu zor bir oturuş şeklidir. Bunun bir başka versiyonu ve çok daha kolay bir şekilde estetik oturuş sağlayacak olan bir bacağımız yerdeyken, bir ayağımız yerdeyken diğer ayağımızı onun arkasından dolarız. Bunu sağa ya da sola doğru alarak da oturabiliriz. O da güzel, estetik bir oturuş verir. Ancak konuşmamızın başında dediğimiz gibi bu oturuşları çok uzun süre tutamayabiliriz. Oturuşları değiştirmek ve bacaklarımızı rahatlatmak iyice yorulduğumuz zamansa hafif aralayabiliriz. Ancak bunu yapmak için kıyafetimizin uygun olması gerekir. Dizlerimizin ve ayak uçlarımızın aynı noktaya bakıyor olması bize daha rahat bir estetik verebilir. Eğer sandalyede uzun oturmamız gerekecekse bir yastık alıp belimizi desteklememiz de bizi rahatlatır. Çünkü çok uzun bir süre dik kalamayız. Bunu yapabilmemiz için bu kasları çok uzun yıllar boyunca desteklemiş, geliştirmiş olmamız gerekir. Eğer öyle yapmadıysak bir süre sonra çok yorulmaya başlarız en mantıklısı belimizin arkasına bir yastık koymak ve desteklemek. Görgü kuralları içerisinde çok önemli yer tutan bir kural, oturduğumuz sandalyeden dışarı taşmamamız gerektiği. Eğer kilomuz nedeniyle sandalyenin dışına taşıyorsak, yanımızdaki kişiden özür dileyerek oturmalıyız. O zaman yanımızdaki kişi zaten özrünü aldığı için oldukça kibar bir şekilde davranacaktır ve bir sıkıntı çıkmayacaktır. Eğer sandalyeye sığdığınız halde yayılarak oturuyorsanız, bacaklarınızı yanınızdaki kişiye değecek şekilde açıyorsanız ve yanınızda bir kadın oturuyorsa, bunun tek bir açıklaması olacağı düşünülür. Yanınızdaki kadın ve sizi gören diğer insanlar tarafından o da sapık olduğunuzu düşünecekler. Durup dururken özel bir çaba harcayarak bacaklarınızı açıp bir kadına değdiğiniz için. O anda sizin pantolonunuz dar geldi ya da sıktığı, yanlış bir tercih yaptığınız için rahatsız olduğunuzdan bacaklarınızı açarak oturduğunuzu hiç kimse anlamayacak. Bizim kültürümüzde ve bu coğrafyada bir kişiye ayağının altını göstermek hakaret olarak algılanır. Bir kişiye hakaret etmek istiyorsanız bazı yakın kültürlerde ayakkabı fırlatırsınız. Bunun örneklerini geçmişte gördük. O bağlamda bizim bu Amerikan oturuşu denilen rahat oturuş tarzı belki arkadaşlar içerisinde, aile içerisinde herhangi bir sıkıntı yaratmazken Toplu taşımada ya da iş yaşantısında oldukça rahatsız edici sonuçlar yaratır. Toplu taşımada tanımadığınız insanlar içerisinde ya da plazada iş arkadaşlarınızın, yöneticilerinizin arasında bu oturuşu, yani ayak tabanını, ayakkabı tabanını gösterir şekilde oturuşu yaptığınızda laubali olduğunuz, güvenilmez olduğunuz sadece kendinizi düşündüğünüz ve saldırgan olduğunuzu düşündürecek. Görgü kuralları ve zarafet eğitim serisinin diğer bölümlerine ulaşmak için ve bu eğitim serisini tamamlayıcı bir diğer seri olan diksiyon eğitimine ulaşmak için bitiş ekranındaki kartlara tıklayabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz ve videolar yayına çıkar çıkmaz hemen haberdar olabilmek için de benim kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli günler dilerim. Hoşçakalın.